TRT Türk'ten bu ülkeden herkese merhaba. Bugün de kültür sanat dünyasından haberlerle sizlerle beraberiz. Az sonra konuklarımızla cumartesi günü Park Orman'da gerçekleşecek Electronica Festival'in detaylarını konuşacağız. Ama her zamanki gibi programda başka neler izleyeceğiz? Önce ona bugün bakalım. Konuklarımızla Electronica Festival'i konuşacağız ama sohbetin öncesinde festivale dair görüntüleri izleyelim. 2004 yılından bu yana Türkiye'de elektronik müziğin tanınması ve sevilmesinde en büyük rolü oynayan Electronica Festival İstanbul, her sene olduğu gibi sadece tanınmış sanatçıları hayranlarıyla buluşturmakla kalmayarak geleceğin yıldızlarını da müzikseverlerle buluşturuyor. Sıra dışı kurgusu dahilinde 3 sahneden oluşan festivalde indie disco tarzlarının en başarılı temsilcilerinin canlı performanslarının ağırlıklı olduğu Electronica Stage, yüksek tempolu house, tech house, progressive ve trance tarzlarında DJ performanslarıyla aralıksız dans vaat eden Dance Arena ve Beyoğlu'ndaki kulüplerin eğlenceli ruhunu sofistike isimlerle yansıtacağı Indigo Stage ile 23 Haziran günü öğle saatlerinden başlayıp sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek eksiksiz bir festival deneyimini katılımcılar. Evet, bugün Electronica Festivali konuşacağız. Türkiye'nin önemli DJ'leri bizlerle beraber. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. 7. kez başlıyor cumartesi günü. Şöyle sırayla başlayalım isterseniz sohbetimize. Buradaki ekip, şu an yanımızda olan herkes DJ ve aynı zamanda organizasyonun bir parçası. Bu önemli bir şey herhalde, değil mi? A'dan Z'ye bu işin içinde olan herkes bu işe gönül vermiş ve bu işi gerçekten yapan insanlar. Bu önemli bir ayrıntı. Ya şimdi evet, öyle bir şey ki hepimiz hem çalıyoruz, hem tekniğini biliyoruz, hem sahne prodüksiyonunu biliyoruz, hem organizasyonunu biliyoruz. Zaten çoğu ekip bu işi başlatanlardan bir tanesi. Neredeyse 7 yıldır bu organizasyon var. Öncesinde daha çok başka yapılan işler de var. Ama Türkiye'deki tek elektronik müzik festivali olması açısından bizim için ayrıca da bir heyecan taşıyor tabii ki. 7 yıl önce ilk ve tek olarak yola çıkmıştınız. 7 yıldır da öyle devam ediyor herhalde, değil mi? Var mı hani küçük de olsa bu anlamda eş festivaller, rakipler diyelim? Muhakkak seneler boyunca rakipler çıkıyor ama bir işte en önemli şey istikrardır. FG'de bu konuda en istikrarlı firmalardan biri bence Türkiye'de her anlamda. Bu festivalin her türlü ekonomik krize rağmen, her türlü iniş çıkışlara rağmen, müzik zevkinin değişmesine rağmen devam etmesi bence çok büyük bir başarı. Ve önemli bir konu da ilk başladığı yere dönmesi festivalin, Park Orman'a. Hı hı. Bu anlamda da bence çok keyifli bir organizasyon olacak. Yol Bey, biraz bu yılla devam edelim. 7. kez İstanbullularla buluşacaksınız. Yine sürprizler, ağır toplar, yurt dışından isimler var. Şöyle bir üstünden geçelim mi? Nasıl bir gün bekliyor İstanbul'u elektronik müzik severleri? Bu sene çok heyecanlıyız. Evimize dönüyoruz. Çıkış yerimize dönüyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'da ses yasakları yüzünden İstanbul dışına çıkmak zorunda kaldık bir müddet ve Kilios'a gittik. Tabii Kilios'ta production yapmak çok zor. Bunun içinde ve rüzgar da çok. Uzak da insanlara. Şimdi tabii metro ile insanlar çok daha rahat ulaşım sağlayabilecekler. O yüzden müzikseverlerin bir kere erken gelmesini öneriyorum. Kaçta gelsinler? Ya 2'de kapılar açılacak. Bence 2'de gelsinler. Çünkü dünyada festivaller kapı açıldığı andan itibaren rağbet görüyor ama bizdeki algı biraz değişik. O algı da zamanla değişecek ve değişiyor da şu an. İnsanlar gece yarısından sonra eğlenceyi eğlence olarak görüyorlar bizim ülkemizde ama böyle bir şey yok. Dünyanın her yerinde yapılan bu tip elektronik müzik festivallerinde 12'den sonra kalamıyorsunuz zaten. O yüzden Miami'de bir parkın içinde mesela Ultra'dan bahsedersek saat 11'de kapanıyor. O yüzden artık bir gündüz eğlencesidir bu. Hı-hı. Ama biz tabii gece geç saate kadar çalmaya devam edeceğiz. Kapalı sahnelerimiz var. Bu sene heyecanlıyız dedim. Gene 30 DJ'ye yakın çok iyi isimlerle line-up'ımız var. 3 ayrı sahnede çalıyoruz. Bunların bir tanesi Beyoğlu ruhunu yaşatmak için Tom Tom Sokak Indigo bizlerle bu sene. Indigo kulübü taşıdık Beyoğlu'ndan. Bu çok heyecanlı. Dans Arena'da aşağı yukarı 6000 kişilik bir kapasitede çok büyük bir çadırımız var. Ana sahnemizde de çok heyecanlı gruplar var. İddialıyız her sene olduğu gibi. Bu sene daha da iddialıyız. Heyecanlıyız. Ve artık çalma zamanı. İnşallah cumartesi günü
rüzgar da kesiliyormuş. Evet. O da bizim için çok önemli çünkü bu sene, bu hafta rüzgar yüzünden bayağı bir eventlerde aksilik oldu. Bizim de ses ışığımız ve prodüksiyonumuz çok kuvvetli. O da bizim için sevindirici bir haber ve bir aksilik olmadan inşallah 3 sahnede binlerce watt ses düzeniyle park ormanları gövde gösterisi yapacağız. Hazırsınız, geliyorsunuz. Elektronik müzik Türkiye'de giderek yer buluyor, önemini ispatlıyor. Bu festival, bu işe gönül verenler için gerçekten çok önemli bir buluşma noktası. Belki biraz bunun hakkında konuşabiliriz. Hani yılın bu gününü bekliyor herhalde, değil mi? Elektronik müzik severler. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bekleyen çok insan var. Talep bence iyi olacak yarın. Hafta sonu. Önemi güzel, hem hava güzel olacak yazın. Birol Bey'in de bahsettiği gibi uzakta değil artık. Eski yerinde park ormanında. Park ormanı müthiş bir mekan. Zaten en son kaç yılında yapmıştınız park ormanda? 2004, 2005, 2006'yı yaptık diye hatırlıyorum. Ondan sonra zaten o ses yasaklarının açıklanmasıyla beraber şehri terk etmek zorunda kaldık. Hı hı. Şimdi tekrar şehre dönüyorsunuz. Evet. Zaten ben de DJ olarak en çok festivallerde çalmayı seviyorum. Müthiş bir sahne oluyor, müthiş bir ses sistemi oluyor. İnsanlar hazır. Festival dinleyicisi her zaman farklı herhalde. Hangi müzik dalı olursa. Evet, olsun, mutlaka öyle tabii ki. Orada performans göstermek, oradaki enerji de daha farklı tabii ki. Hı hı. Seviyorum. Buradaki herkesin performansı olacak herhalde, değil mi? Belki çok kısa onlardan da bahsedebiliriz. Kimler neler yapacak? Hepimiz çalacağız. Murat Uncuoglu, Ferhat Albayrak, BeeGee, Ahmet Sendil ve ben. Murat Uncuoglu ve ben beraber Indigo Stage'de çalacağız. Beyoğlu'ndaki sound'u oraya getireceğiz. Ahmet Sendil, Ferhat Albayrak ve BeeGee dans arenada çalacak. Çadırda o 6000 kişinin arasında çok güzel bir enerji olacak orada. Aynı zamanda bir de ana sahnemiz var, Electronica Stage dediğimiz. Orada canlı gruplar olacak. Yurt dışından çok başarılı live gruplar burada olacaklar. Dinleyelim. Herkesi iyi bir vakit geçirmek bekliyor. Başında göreceğiz. Çok küçük bir aramız var. Devam edeceğiz. Bugün Electronica Festival'i konuşuyoruz. Biraz elektronik müzikten, Türkiye'deki serüveninden de konuşursak bu festival bazında da düşünebiliriz. Belki 7 yıldır, 7 kez gerçekleşti. Nasıl bir ivme var elektronik müzik konusunda Türkiye'de? Esasen şöyle bir durum oldu. İlk önce küçük bir kıvılcımdı. Sonra patladı. Çok yayıldı. Sonra bir düşüş yaşadı. Fakat şu düşüşten şu anda tam özüne dönüyor. Yani eskiden trend, bir moda olarak giden insanlar vardı ve ondan dolayı suni bir kalabalık ve o yüzden de çıkan bir dengesizlik oluyordu. Yani suni kalabalığın getirdiği müziği çok istemese bile orada olmak bir şey veriyor tarz insanlar oluyordu ki o da eğlenceyi etkiliyordu. Fakat şu an tamamen kendi özünü buldu. Hakikaten sevenler geliyor. Hem eğlence daha çok, hem de kitle de şu an gerçek kitle olduğu için müzik tarzları da daha rahat oluyor. Yani çeşitli tarzlarda müziği, elektronik müziğe şans verme imkanımız oluyor ve bu daha iyi bir festival havası ortaya çıkarıyor bence. Peki elektronik müzik dinleyen gençlere ya da o kitleye bakarsak, bu müzik dalında bilinçli bir dinleyici kitlesi yetişti mi, oluştu mu artık yavaş yavaş Türkiye'de sizce? Tabii ki aslında Murat'ın dediği gibi çok iyi bir core bir kitle var. Bu core kitle zaman zaman popüler kitleyle daha da büyüdü. Şimdi tekrar özüne döndü ve ben özellikle sosyal medyanın da bu işte çok ciddi bir pay sahibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü insanlar artık tamamen kendi istedikleri müziği, kendi istedikleri sanatçıyı birebir takip edip onun hakkında çok daha fazla bilgiye ulaşıp o konu hakkında çok daha kendilerini geliştirebiliyorlar. Bu anlamda da festivallerin aslında en büyük özelliği olur. Festivallerde birkaç sahne olur. O sahnelerdeki müzik tarzları genelde birbirine benzer ama aslında herkesin kendi elektronik müzik içerisinde bile bulabileceği tatlar ve farklı tınlar olur. Ben bu anlamda sosyal medyanın da özellikle cumartesi günkü eventte çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani saatleri takip edecek kitleler olduğunu biliyorum. Tabii oradan dakika dakika bildirimlerle geniş bir kitleyi de çekecektir herhalde. Kesinlikle. Bu anlamda çok katkısı
var. Radyolar bazında da bakarsak siz ne diyorsunuz Türkiye'deki elektronik müzik radyo seyirini? Temelini attık biz. Yani event sonra geldi. Önce müziği yaymaktı amacımız. Bir misyonerlik üstlendik diyebilirim. Başta tabii çok zor günler geçirdik. Çünkü yani bir şeyi yaymak hiç kolay değil. Fakat hiçbir zaman inancını kaybetmiyorsun. Çünkü görüyorsun ki dünyada bu müzik hakikaten çok iyi çalışıyor. Hele şimdi Amerika kıtasının bu müziği keşfetmesi son 2 senedir. Zaten DJ'leri dünya toplumunun gözünde apayrı bir yere getirdi. Mesela Ahmet her hafta değişik bir memlekette çalıyor. Bu bize tabii gurur veriyor. Bunun çok da Ahmet gibi bir sürü DJ'imizi daha biz aslında ne denir, import etmek diye göndermek isteriz. Ama biraz da burada tabii nasıl söyleyeyim, Türk futbolu gibi bakmak lazım. Yani Ahmet gibi fazla örnek yok. Parmakla gösterecek kadar az diyebilirim. Ama yurt dışında yaşayan Türkler bunu iyi başardılar ve birkaçı gerçekten aynı futboldaki gibi Mesut Özil nasıl Real Madrid'de oynuyor. O tip isimler Türk DJ'liğini iyi tanıtmaya başladılar. Ha, Türk DJ'ler çok iyi ama dünya liginde de iyi olması lazım. Çünkü dediğim gibi müziği ele geçirmeye başladı DJ'ler çok enteresan bir şekilde. Çünkü Amerika'da dediğim gibi artık o rock grupların, o hip hop gruplarının fazla festivallerde esamesi okunmadığını görüyoruz son 2 senedir. Las Vegas'ın çılgınca DJ müziğine doğru ilerlediğini görüyoruz. Zaten Avrupa'da kurtarılmış Cumhuriyet Ibiza bunun temel direği. Zaten böyle olunca elektronik müziğin hakikaten dünyada önü çok açık. Yani eskiden biz çocukken filmlerde seyrederdik, işte böyle uzaylı gibi insanlar elenirdi, lazer ışıklar oradan çıkardı, bir tane insan kafasını sallardı. Bugün resmen gerçek oldu ve bunun da bir parçası olmak bizler için gurur verici. Türkiye'de zaten sorun yok. Electronica Festival diğer festivaller arasında inanılmaz derecede popüler ve kalabalığını toplayan, çok iddialı isim getirdiği isimlerle bir festival. Etrafımıza bakıyoruz coğrafyaya, Ukrayna'dan diğer komşularımızı da görüyoruz. İşte Murat da devamlı yurt dışına gidiyor çalmaya. Onlar da çok iyi gidiyor. Yani aslında bu çok global bir hareket. O yüzden biz cesaretimizi hiçbir zaman kaybetmedik ve üsteledik. Biz Triesto'yu getirdiğimizde Türkiye'ye 300 kişi falan gelmişti. Bodrum'da 10 kişi falan vardı. İstanbul'da da 300 kişi vardı. Bugün Tiesto'nun son hafta şeyini gördüm, programını gördüm. Ibiza'dan çıkıyor Miami, Miami'den çıkıyor New York, New York'tan çıkıyor Toronto, Toronto'dan çıkıyor tekrar Ibiza'ya dönüyor. Yani zaten hafta bitti. Bunu herhalde bir pilot gerçekleştiremez. Yani yapmak istese British Airways'te uçan bir kaptan pilot herhalde bu şeyi yapamaz, beceremez yani. Bu rotayı. İnanılır gibi değil. Olaylar buraya geldi. Çok sevindirici bir durum. Başka bir yere doğru gidiyor. Beyoğlu Bey'in demin dediği gibi herhalde temel sorun Türkiye'de artık DJ'lik bir meslek olarak algılanıyor ve birçok şeyin yolunu açacak herhalde, değil mi? Tabii ki. Çok fazla meslek olarak kabul edilmiyordu herhalde DJ. Aslında... Sadece arka arkaya şarkıları çalan adam olarak algılanıyordu aslında. Aynen öyle. Şu anda DJ'lik kavramı yerleşti ama DJ'lik de bir bakıma öldü sayılabilir. Müzik yapmazsınız DJ'lik yapamıyorsunuz gibi bir durum oluştu. Çünkü herkes DJ oldu. Dijital platforma geçince bu olay, yani plaktan MP3'e geçince herkes DJ olabildi. Tıpkı dijital fotoğrafçılığın yayılması gibi. Aynen. Açıklayabiliriz. Ve DJ'lik ondan sonra öldü. Çünkü herkes DJ oldu. Şu anda herkes çalabilir. Bir eğitim almanıza gerek yok. Bir çok üstün kabiliyete ihtiyacınız yok. Bir sürü software var müzik yapmanız için, çalmanız için. Ama bir yerlerde çalmak istiyorsanız, ciddi bir performans göstermek istiyorsanız, yurt dışı veya yurt içinde sahne alabilmek istiyorsanız devamlı müzik yapmak zorundasınız. Değil mi? Yaratan fark yaratan o herhalde. Tabii bu artık gerçekten bir meslek, gerçekten bir yetenek gerektiren, gerçekten bir altyapı gerektiren, sonrasında maddi külfiyet olan bir dal artık yani.
Peki sonuçta sizler Türkiye'nin önemli DJ'lerisiniz. Arkadan gelen, hani bu işin meraklısı çok genç var. Özellikle 16-17 yaşlarında böyle bir nesil geliyor mu arkanızdan? Nesil geliyor, evet. Hatta bize iletişime geçiyorlar. Biz radyomuzda bazen workshoplar yapıyoruz. Bilgi Üniversitesi ile beraber çalıştık. Bunun dışında DJ yarışmaları yapıyoruz. Bir sürü yere kazananları yolladığımız yarışmalar var. Yol gösteriyoruz. Beğendiklerimizi bünyemize katıyoruz. O yüzden çok meraklı ve yetenekli gençler var diyebilirim. Geliyorlar arkadan. Evet. Biraz festivale döner isek şayet, sadece müzik mi var, yoksa orada eğlence adına farklı şeyler de bekliyor mu gelen konukları? Yani biz müziğin dışında bazı şeyleri hep bertaraf eden bir duruşumuz vardır ama bu sene işte bu Taksim ruhu, bu TomTom ruhu, işte tek tek bardan tutun da işte midye dolmadan her şeyi detayı düşündü arkadaşlarımız sağ olsun. Waffle'dan işte çıkınlar, çünkü yemek çok önemli. Hakikaten iyi yemek çok önemli. Yani orada çünkü öyle bir müzik çalıyoruz ki biz zaten insanların konsantresi tamamen müziğe oluyor ve çok büyük ses düzenli bir programımız için insanların kendi aralarında konuşmaları bile imkansız hale geliyor. O yüzden pek fazla sosyalleşemiyorlar. Yani amaç tamamen dans. Ha, ama yemekte çok iddialıyız. Yemek ve dans. Evet. Peki ilerleyen yıllarda da herhalde devam edecek festival. Hani o evre hep yukarı doğru gidiyor. Bu anlamda biraz dinleyicinin, elektronik müziğe gönül verenlerin desteğiyle olacak bu iş herhalde, değil yani mi? Şimdi bizim programımız zaten her sene hemen hemen aynı, son yıllarda bakıldığında Chill Out Festival ile başlıyoruz. Hı hı. Chill Out Festival zaten yükünü aldı. Biz ne yapacağımızı şaşırdık artık. Onu artık daha geniş mekanlara yayılması Onu daha gerekiyor. Geniş mekana yayılmayı düşünüyoruz bu sene. Arkasından Electronica Festival, hemen arkasından Gas Kitchen, İngiltere menşeli dünyanın en büyük dans organizasyonlarından biri. Bu sene line-up'ımız çok çok iyi. Hakikaten şu an o tarihlerde, Temmuz'un 7'sinde bırakın Türkiye'ye gelmeyi, Orta Avrupa'ya bile gelemeyecek iki isim, Afrojack ve Fede Legrand, İstanbul'da müzikseverlerle olacak. Çok iddialıyız. Sahne olarak Fusion denilen yeni bir sahne kullanıyoruz. Türk insanı sahneye ve prodüksiyona çok meraklı. Bu en son Madonna konserinde bu çok konuşuldu. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Çünkü yani böyle şeyler çok güzel. Merak salmak, gitmek, görmek. Evet. Biz de çok iddialıyız. Hatta Madonna'dan daha iddialı bir sahnemiz var diyebilirim. Çünkü aslında en büyük sahneleri bugün elektronik müzik yapan gruplar, işte Daft Punk başı çekmek üzere. Gas Kitchen de çok iddialı. O yüzden müzikseverleri bekliyoruz. Hemen arkasından Çeşme Chill Out Festival ve dönüşte Urban Festival. Zaten sezon 5 festivalde geçiyor bizim açımızdan. Belki gelecek sene bir tane daha festival buna ekleyebiliriz. Diğerleri büyüyerek yoluna devam eder. Yani 5. festivale çıkabiliriz. Peki son olarak isterseniz gelmek isteyenlere bir tekrar hatırlatalım. Hangi saat, kaç saatleri arasında, nerede, nasıl, bir kez daha üstünden geçelim mi? Geçelim. Saat 2'de kapılar açılıyor. 2'den itibaren müzik başlıyor. Ana sahnemizde bir burn çadırımız var. Orada başlıyor müzik. Daha sonra kademe kademe elektronika stage'imiz, çadırımız ve indigo stage'imiz açılıyor. Ve gece 12'de müzik dışarıda yapılmamasına rağmen biz kapalı alanlara insanları davet edeceğiz. Orada müziğe devam edeceğiz. Ve sabahın ilk ışıklarına kadar müzik devam edecek. Bunu çok soruyorlar. Yani hatta devamlı 3.30'da bitecek mi gibi sorular oluyor ama hayır. Yani 3.30'da daha en son çalan dişokey başlayacak. Yani buradan da söyleyelim. 4.30, 5.30, 6 mümkün olduğu kadar devam edeceğiz yani. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesin bir kez daha ellerine sağlık. Çok sağ olun. Seneye görüşürüz diyelim. Çok teşekkürler.